İzmir Özel Gazi Hastanesi'nin anestezi ve reanimasyon uzmanı, ağrı tedavi ünitesi sorumlusu Doktor Erkan Tehin ile beraberiz. Makat ve genital bölge ağrıları nelerdir? Şimdi makat ve genital bölge ağrıları, bu ağrılar aslında o bölge çok karışık bir bölgedir. Birçok organ var. Kuyruk sokum dediğimiz yerden başlayayım. Genital bölge, erkeklerde penis, testis, kadınlarda vajen, vulva, her türlü yapı burada hem çok sinirlidir hem de çok ağrı yaratabilir. En çok şikayet olunan konulardan biri proktaji, yani makat bölgesinin ağrısıdır. Hastalar özellikle büyük abdest çıkartmada zorluk yaşama yaptıktan sonra, büyük abdestlerini yaptıktan sonra ağrının devam etmesi, yanma hissi, hayat kalitesini çok bozan bir durumdur. Buna yönelik tedaviler genellikle ilaçlarla başlanır yine. Ama ilaçların başlayıp da rahat edemediği hastalarda bizim ağrı kliniği olarak uyguladığımız işlemler, iğnesel tedaviler vardır. Sempatik blok dediğimiz sinirleri iğne yakma tedavisi. Makat bölgesine gelen sinirleri uyarı tedavisi. Bu tedavilerle hastaların 10 hastadan 7-8 tanesinin ağrısını kontrol altına alabiliyoruz. Etkin yöntemlerdir. Hastalara ulaşabildikleri zaman biz bu hastalara yardımcı olabiliyoruz. Yine aynı şekilde bize gelip de bizim yönlendirdiğimiz hasta grupları vardır. Yine makat bölgesi ağrısında hemoroid gibi, fistül gibi durumlarda ise genellikle bizden daha çok genel cerrahideki arkadaşların yardımıyla bu tedaviler halledilir. Onun dışında yine koksajı dediğimiz bir durum vardır. Koksis, yani kuyruk, en sonunda kuyruk sokumu, pöş, artık Anadolu diliyle söylediğimiz kısımda da bu ters oturma, düşme, kenara vurma gibi durumlarda kuyruk sokumunun yapısının bozulması, kırılması veya belle kuyruk sokumunu bağlayan bağların zorlanması sonucu oluşan şiddetli ağrılar vardır. Hastalar simitle dolaşmak zorunda kalır. Her yeri simit götürür. Bu rahatsızlıklarda da biz genellikle o bölgeye yaptığımız, o bağları yaptığımız, kuyruk sokumuna yaptığımız iğnesel tedaviler, yakma tedavileri, kortizol tedavileri, PRP tedavileriyle hastayı ağrısını kontrol altına almaya başarırız. Tedavilerinde neler yapılır? Şimdi tedaviler, bu bölge dediğim gibi sinirsel alacağın çok zengindir. Sempatik blok dediğimiz bir işlem var. Örnek olarak söylüyorum. Bu bölgedeki büyük bir kısmın ağrısını taşıyan zincirdir. Bu kuyruk sokumunun arka kısmındadır. Röntgen altında biz buraya iğnelerle girip bu bölgedeki siniri çalışma durumunu yavaşlatıyoruz. Ağrı taşıyan liflerin daha az ağrı taşımasını sağlıyoruz. Özel ilaçlarla, fenol dediğimiz ilaçlarla bu bölgeye vererek ağrıyı kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ve dediğim gibi 10 hastanın 7-8'inde de genellikle bu girişimsel ağrı tedavisi dediğimiz tedavilerle hastalar rahatlıyor. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz.